Denemesi halinde bu süreyi %6'ya verilmesi şartıyla iade edilebilir diyor. Yani bu mukadelerin 12 ay boyunca sizin bilen doğru tarihleri var. 12 ay boyunca yani dilemediyseniz ve 6 ay içinde talep ederseniz biz bunu size öderiz diyor. Bakalım ödenecek mi? Şimdi yine 29. maddede çok güzel bir değişiklik yapıldı. Bilmiyorum hani bu tasarıyı okuyan bu madde yok. Çünkü bu maddeyi çok anlamak mümkün değil. Şuradaki şu madde şu ifade böyle değişmiştir diyor. Yerine koyunca ortaya çıktı. Bakın İdrim Hakkı Vergi Yönetmeliği bu bulduğunu 1000 yılını takip eden yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kandidatına kaydedildiği belgelerinde döneminde kullanılabilir. Yani 2000, eğer bu yasanın bütünü olsaydı 2017'de gelen bir faturayı siz bugün katma değer vermesini düşünmeyeceksiniz. Bu yasa çıkarsa eğer ki bu haliyle çıkacak gibi görünüyor. Siz 2018'de gelen faturayı 2019 yılının sonuna kadar katma değer vergisinden indirmemizi yapabilirsiniz diyor bu madde. Yani biliyorsunuz daha önce 2018 Aralık'ta ya da Kasım'da gelen bu faturayı Ocak ayı işleyemiyordunuz. O tarih biliyordunuz ya dilerlik yazıyordunuz cari satmak için diye ama indirim bonusu yapabiliyoruz. Artık ertesi senenin sonuna kadar bu katma değer vergisini indirebileceksiniz. Bu da güzel bir madde. Evet, değersiz alacaklar, şüpheli alacaklar, hep bizim başımıza gelen, çok sık olmasa da gelen problem işlerden bir tanesi şu. Şimdi bize ne diyoruz? İşte şüpheli alacak yazmak için dava açılması ve birden fazla defa da takip edilmesi lazım diyoruz. Ama bunun adı şüpheli alacak. Yani birden fazla takip edeceğiz ya da takip etmeyecek kadar küçük alacaklardan bahsediyorum. Belki usul kanunu 322 ve 323'te bahsetmiştim ben. Şimdi belki usul kanunu 322 şüpheli alacaklarla ilgili yine çok güzel bir madde burada. İnşallah bu haliyle geçer. Şimdi şunu söylüyorum. Değersiz alacak. Değersiz alacaktan kastımız ne? Şu siz değersiz alacak için dava ettiniz ve karşılığında aciz vesikası, aciz vermesi aldıysanız yani artık bu alacağı tahsile imkan kalmadıysa tahsil artık imkansız hale geldiyse burada da değersiz alacaktır ama bunu mutlaka bir belgeye dayandırmak lazım. Şüpheli alacakta dava açıp birden fazla takip etmek yeterli ama değersiz alacak için mutlaka aciz vesikasının olması gerekiyor. Şimdi eğer bununla ilgili bir alacağınız varsa ve siz dava açtıysanız bu davada da bakın kanaat verici bir vesikada kastı aciz vesikası ya da işte bu paranın artık alınamayacağı kadar bir yazı. Eğer bu yazı da varsa bu alacak değersiz alacaktır demiş. Katma değer vermiş kanunu yapılan değişiklik de diyor ki peki biz nasıl yapıyorduk? Örneğin 50 lira bir alacağınız zaman artı 9 bin lira KDV'si var, 59 bin lira. Şüpheli alacakları, değersiz alacakları ne yapalım? Tamamen biz gider yazıyoruz. Bu madde eğer bir buraya girerse şunu söylüyor, değersiz alacaklarla ilgili yalnız, şüpheli alacaklarla ilgili demiyor. Değersiz alacaklarla ilgili ise 50 bin lirasını gider yazabilirsiniz. Fatura keserken gelir yazdınız 7 bin lirayı. Değersiz alacak olduğundan gider yazabilirsiniz. 9 bin lirayı da tekrar indirim konusu yapabilirsiniz. Yani 391'e yazdığınız rakamı gelip 191'e tekrar yazıp indirim konusu yapabilirsiniz. Aciz insanınız varsa, değersiz hale, değersiz alacak ise. Bu da önemli bir düzenleme. Yine şüpheli alacaklarla aradaki farkı göstermek için özellikle söylüyorum. 323. maddede bunu çok net söylüyor zaten. Şüpheli alacak, hani bazen şunu söylüyor yine bazı kişiler, kurumlar neyse isim veriyor ama şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte aciz vesikası olmadan şüpheli alacağı yazamazsın. İşte şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Aslında eğer dava açtıysanız ve hani göstermelik bir dava değilse şüpheli alacaktır zaten. Ama karşılığında işlemi sonuçlandırdığınız tahsil imkanı kalmayan aciz vesikasını aldıysanız bunu da bir değersiz alacaktır. Dolayısıyla da biliyorsunuz şüpheli alacaklarda karşılık ayırıp o karşılık ta ki yıllarca bizim sizin bilançonuzda kalmaya devam eden 128-129 hesaplarda ama değersiz alacaklarda direkt gider yazıp hesabı kapatabilirsiniz. Zaten artık tahsil imkansızdır diyor. Dolayısıyla da tabii şu var, şu madde metninde yine bir şey var. Madde metninde değil ama parantez içi hükümde sen de şüpheli alacakları da bu şekilde değerlendirebilirsin gibi bir durum var ama burası biraz muallak, kanun ve tebliğ çıktıktan sonra daha net olabilir. Sadece
aklınıza bulunsun diye bunu söylüyorum ama değer salacaklardaki KDV kesinlikle indirilebilir. Şüpheli alacaklar hala şüpheli. Yani bu KDV'si düşer mi düşmez mi? Henüz karar verememişsiniz. Evet, şimdi katma değer vergisi madde 30 diyor ki indirilemeyecek giderler. İndirilemeyecek giderlerin içerisinde sayılan maddelerden bir tanesine zayi olan mallara ait KDV düşemezsiniz diyor. Yani ben malımı çaldırdım, yandı, sel bastı ve bunların tamamını zayi ettim dediğiniz zaman aslında o indirim konusu yaptığınız, daha önce alışta indirim konusu yaptığınız tüm KDV, ilave edecek KDV'yi ekleyip tekrar değer etmeniz gerekiyordu. Şimdi bununla ilgili bir madde gelmiş. Burada şunu söylüyor. Diyor ki sadece eğer bu devir başlarla ilgiliyse sizin makine teçhizatınız var, yandı ya da sel baskı oldu, kullanılamaz hale geldi, zayi oldu. Siz de bu makineyi kaç para aldınız? 300 bin artı KDV, 54 bin lira KDV'niz var. Bu 54 bin lira KDV'yi eğer faydalı ömrünü tamamladıysa problem yok diyor. Bu düşmekte bir problem yok. Daha önce düştük zaten. Ama eğer daha faydalı ömrü tamamlamalıysa, 2 yıl geçti, daha 3 yıl faydalı ömrü varsa bu devir başını diyor. O zaman bu 3 yıllık kısmı siz 54 bin liranın işte 5'te 3'ünü tekrar ilave edecek KDV'ye eklemeniz gerekiyor diyor. Hani ne kadar tabi bunu yapıyoruz, hani zayi olan malları aktiften çıkarınca edecek KDV ne kadar güzel diyoruz aynı bir konu. Ama bunu bilmemizde de fayda var, zayi olan mallarla ilgili. Evet, katma değer vergisi maddesi 32'de şunu söylemiş net olarak. Demiştik devreden KDV'lerle ilgili olarak. İşlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığı yine tespit edecek usul esaslarına göre bu sizi iade eder diyor. Yani son 2 yılın kuvvetli ihtimal katma değer devreden KDV'si. Siz hani 200 bin lira devreden KDV'niz varsa hepsi alacağım diye müşteriler çünkü buna ağırlık veriyorlar. Yani tamamı sen kendine ödeyecekler çıktı ama madde metinlerle görüleceği gibi 2 yıl, son 2 yıl kuvvetli ihtimal devreden doğan, son 2 yılda doğan ve geri alınamayan devreden KDV'leri ödemesi yapacaklar. Şimdi burası çok güzel bir madde. Hani her şeyi dikkate alan bir maddemiz. Bakın şunu söylüyor Maliye Bakanlığı, bu korba yasanın 11. maddesinde süresi içerisinde talep edilmeyen katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi vatandaşlar tespitine gider olarak yazdırmaya, gider olarak yazdırmaya, iade tutup talebinde bulunacak asgari tutarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir demiş. Şimdi daha güzel bir tarafı şu, diyor ki herkes denilen KDV'ye çıkıp basına duyarken biz diyoruz işte 80 milyar özeli, 60 milyar da kamu devreden KDV'si var. Bunun tamamını ücretlerine ödeyeceğiz diye konuşuyorlar ama bu maddeyi bir okuyalım hep beraber. Diyor ki sektörleri, çalışan sayıları, vergiye uyum süreleri bilmem ne bunların hepsini dikkate alıp hani bunlara uyan müşterilere sadece vereceğiz bunları diyor. Yani Türkçesi şu, diyor ki işte mükellefiyeti süresi, yani kaç yıllık mükellef olduğuna bakacağım diyor. Kaç çalışanı var, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen, bugüne kadar ödenen vergi tutarı nedir, vergisel ödeme zamanında yetip yerine getirip getirmediği gibi kriterler dikkat alınarak mükelleflerin vergiye uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre de farklı iade tutarları şekilleri belirlemeye, farklı iade şekli belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yani Türkçesi şunu söylüyor, ben sadece herkese değil, belirlediği bir ufak bir cümleye bu devrede KDV'yi iade edeceğim diyor. Birazdan zaten ilerleyen maddelerde çok daha güzel bir açıklama var. Yani orada zaten son kararınızı vereceksinizdir. Biraz sonra onu en son özellikle olduğunu anlatacağız. Şimdi hasılat esaslı vergilendirme diye bir şey getiriliyor. Yine internet sitelerinde görüyorum ben, hani yanlış yorumlar da var. Şimdi Maliye Bakanlığı şunu yapacak. Diyecek ki 18 KDV işte kesiyorsunuz. Aldığınız 18 KDV'yi kesiyorsunuz. Sonra tamam. Ne diyorsunuz? Maliye Bakanlığı artık şunu söylüyor. Bazı yani işletme ve serbest meslek, buna biz de dahiliz. İşletme ve serbest meslekler eğer talep ederlerse hasat esasını şeye geçebilirler, sisteme geçebilirler. Nasıl bir sistem bu? Diyecekler ki ey mali müşavirler, siz eğer hasat esasını geçerseniz KDV oranınız %9'dur. Ama aldığınız faturaların KDV'si belirlendirmez.
Yani kaç para cümle yaptınız? 10 bin lira. Kaç para işte fazla sesli ifade oranı? %9. %9'u ben İngilizce kardeşimle seni uğraşamam diyorum. Yani siz aldığınız işte devlet başkanı, işte yapmış olduğunuz tüm masrafları, kütansiye masraflarından hepsini İngilizce kardeşi beni ilgilendirmez diyebilir. Ama bunu her vali müşavirine ya da her sektörü demeyecek. Şunu söylüyorum ayarlarında, işletmelere serbest sesleri adopları ve ilerleyen maddeliğine göreceğiz. Diyor ki, vergi tutarının yüksek işletindeki işte bu sene kaç para? 280 milyon olan, 2 sınıfa 5 yıl belirliyor bu milyon olan kısmı. 2 katına kadar, yani yaklaşık 560 liraya kadar olan, cirosu olan, bilanço olan isterlerse buraya geçebilir. Yani öyle herkes geçemez. Yani büyük firmalarınızı hiç, yani 560 milyon, 600 milyon cirosu yapan, cüneye farklılıklar zaten bu esası geçemez. Buraya geçilecek olanlar aslında işletme serbest mesele ve yaklaşık 560 liraya kadar olan bilanço defterleri buraya geçebilecekler. İşte bu maddede söylüyor, işte 12. maddede. İkincisi tüccarlar için geçerli olan haddin 2 katına kadar olan olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alabilir Maliye Bakanlığı diyor. Tabi bu kapsamı alanlar da yine şurada var. Bakın, ne demiş? Bilanço esasını göre tespit edenler, serbest mesleği göre tespit edenler ve bunlar sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların talep etmesi halinde diyor. Yani herkes geçecek anlamına gelmiyor. İsteyen geçecek, isteyen geçecek. Siz derseniz ki ben zaten faturayı toplayamıyorum. Zaten faturalardan bir şey kaybederim, uğraşmak istemiyorum. Ben %9'u yiyip hiç uğraşmak diyebilirsiniz. Ya da ben de sistem devam etmek istiyorum. Faturalarımı düşmeyip hastalıkla %18'e devam etmek istiyorum diyebilirsiniz. Evet, Maliye Bakanlığı yine sadece işletme esasına göre defter tutanların katma değer vergisi beyan değil ödeme sürelerinin uzatılması ile ilgili madde burada. Ne diyor? Diyor ki beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatmıyor. Yani siz Mart ayı beyannamesini Nisan ayı veriyorsanız şu anda Mayıs Haziran. Yani Mart'ın katma değer vergisini Haziran ayı sonuna kadar da ödeyebilirsiniz. Sadece işletme esasına göre defter tutan ödeme için. Yani ertesi ay değil, üçüncü ay, üç ay sonra